farklı grupları desteklemiyor olsaydı bu Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmeyecek bir dış politika konusu olarak giderdi. Ama maalesef Libya ulusal mutabakat hükümetiyle Türkiye'nin çıkarları birbirleriyle çok örtüşmeye başladı. Biliyorsunuz Libya'da ast olan, yani üç farklı gruptan da bahsedilebilir ama ast olan iki grup var. Bir tanesi Serac'ın başında bulunduğu ulusal mutabakat hükümeti. Bu hükümet Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor. Türkiye de bu hükümetle iş yapıyor. Ama diğer taraftan Hafter güçleri var. Çok affedersin, araya gireceğim bir küçük bilgi vermek için. Bu konuda iç savaşın tarafları hakkında referans verilirken hep deniyor ki işte Halife Hafter Libya topraklarının %77'sini kontrol ediyor. Yani sanki savaşta kazanıyormuş gibi ama o toprakların önemli bir bölümü çöl ve insansız. Libya nüfusunun 2/3 ulusal mutabakat hükümetinin kontrolündeki bölgede yaşıyor. Aynen ve asıl mesele de orada kilitleniyor. Yani Hafter'in arkasında biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri, Suud, Rusya gibi birçok farklı aktör var. Mısır gibi birçok farklı aktör var ve onların asıl hedefi Hafter'i kullanarak kendilerinin beklentilerine daha uygun bir Libya ortaya çıkarmak. Türkiye başından beri Serac yani ulusal mutabakat hükümetiyle iş yapıyor. Aynı esnada bizim Doğu Akdeniz'de kuşatılma gayreti vardı. Yani Türkiye'nin Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesi çerçevesinde talep edebileceği hakların üzerine gidiyordu. Bu anlaşma biliyorsunuz eski değil. Ta Kaddafi sonrasında Türkiye zaten bu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgeyi Libya ile birlikte... Galiba Kaddafi de imzalamak üzere Kaddafi devrimi. O dönemden itibaren Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge planlamaları var. Ama biliyorsunuz iç savaş durumunda bu gecikmiş durumda. Biz Doğu Akdeniz'i bu zamana kadar hep nasıl, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı bu zamana kadar hep nasıl savunduk? Gereksiz bir şekilde buraya saldıranları biz donanmamızla püskürtme yoluna gittik. Şimdi ilk defa münhasır ekonomik bölgeyi bir ülkeyle imzalamış olduk. Öyle bir anlaşma imzalandı ki Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi gelip ta Girit'in altına kadar uzanıyor. Geri kalan kısmı da Libya'ya ait oluyor. Şimdi bu ne demektir? Bütün Doğu Akdeniz politikasında Akdeniz'in sanki ortadan yarılmışçasına Türkiye'nin bir iddiayı dile getirmesidir. Dolayısıyla Kıbrıs içinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji arayışları içinde vesaire için bütün oyunu bozan, yani bu zamana kadar farklı aktörlerin Doğu Akdeniz'de kurgulamaya çalıştıkları İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti gibi birçok devletin, birçok aktörün kurgulamaya çalıştığı oyunu Türkiye bozmuş oldu. Tabii dolayısıyla buna verilebilecek cevabın ne olduğunu hepimiz tahmin ediyorduk. Bu aktörlerin kendi lehlerine olacak hükümeti iktidara getirmek için Hafter'i desteklemeleri hiç şaşırtıcı değil. Bizim yani Türkiye ile olan anlaşmayı yapan hükümeti devirip yerine Hafter'i getirmek isteyecekler. Şimdi bizim önümüzde ise çok fazla seçenek yok işin açıkçası. Hafter'i muhtemelen askeri olarak desteklemezsek, bu kadar farklı aktör onun etrafında, Saracı desteklemezsek, Hafter'in etrafındaki bu kadar farklı aktör bir şekilde onu daha fazla sıkıştırabilir. Evet, nüfusun büyük yoğunluğunu kontrol ediyor. Evet, Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor. Ama maalesef artık Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor olmanın kağıt üstünde kalma ihtimali açık. Suriye'de olanlara baktığınızda bu tanınma meselesinin ne kadar kolay baş aşağı edilebileceğini gördük. Benzer bir şekilde Hafter'e verilen destekle Serac hükümeti devrilmeye çalışılacak. Türkiye eğer Doğu Akdeniz'deki bu çıkarlarını korumak istiyorsa dolayısıyla Serac hükümetine destek vermekten fazla bir şans yok. Burada 3 tane ihtimal var. Aslında birinci ihtimal hemen devreye girdi zaten. Yani Serac grubuna askeri eğitim verme ve dolayısıyla Türk askerinin orada bulunma ihtimali. Ama ikinci ihtimal daha meselenin bir kademe yukarı çıkartılması. Belki de orada Türkiye artık bir üs kurma ihtimaline geçecek. Üs kurma zaman zaman işe yarıyor. Mesela Katar'da Türkiye'nin kurduğu üssün Katar'da oluşturulacak bir darbe ortamını engellediğini hep beraber görüyoruz. Suriye'de Rus üslerinin nasıl bir işlev üstlendiği. Evet, aynen. Üs kurmak zaten üs kurmanın mantığı budur. Gidersiniz, üssü kurarsanız orada
hükümete bir destek verdiğinizi ve Türkiye Cumhuriyeti askerinin üssünün vurulamayacağını ilan edersiniz ve bunun üzerinden bir siyasi güç yaratırsınız. Oradaki Saraç hükümetini devam ettirebilirsiniz. Buna rağmen daha sertleşirse durum, en son ihtimal bir askeri operasyon ihtimali kalır. Oraya varmasını hiçbirimiz talep etmiyoruz. Şimdi Türkiye'nin oturup düşünmesi gerekir. Yani bu Libya gerçekten Türkiye'nin askeri bir operasyon, askeri bir üs, askeri eğitim vermesi gibi koşullara değer midir? Objektif bir açıdan baktığınızda bence hiç tartışılmayacak kadar net bir durumdur. Yani Türkiye eğer Doğu Akdeniz'de, mesela ben bu anlaşmayı 1959 Ankara Anlaşması'na benzetiyorum. Çünkü o 1959 Ankara Anlaşması çerçevesinde biz Kıbrıs'ın üzerine bir garantörlük hakkı elde ettik. Ve yaklaşık 60 yıldır, 70 yıldır bu anlaşmanın üzerinden haklarımızı Doğu Akdeniz'de savunabiliyoruz. Aynı şekilde bu anlaşmada bize önümüzdeki 100 yıl boyunca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığını sağlayabilecek, o yüzden korunması gerekiyor. Ama maalesef bu konu biraz Suriye örneğiyle, biraz Katar örneğiyle kafaları karıştıracak şekilde tartışılıyor. Bence bunları çok birbirine karıştırmamak lazım. Bir de kısaca bu şeye değinmek istiyorum. Sık sık gündeme geliyor bu tür tartışmalarda ve CHP sözcüsü de buna benzer bir laf etti. Bu Libya çöllerinde askerimizi perişan etmek. Ne işimiz var orada? Sadece bir şey söyleyip bırakacağım. Ne işimiz var Libya'da diyenler, eğer gerçekten Mustafa Kemal'in partisini destekliyorlarsa Mustafa Kemal'in verdiği mücadeleye kısaca baksınlar. O dönem Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu Osmanlı subayları o Libya çölleri dediğiniz yeri ne kadar kıymetli görmüş olmalı ki Osmanlı Devleti hayır biz sizi koruyamayız, resmi bir şekilde sizi gönderemeyiz dediği halde Enver Paşa'sından Mustafa Kemal'e kadar birçok Türk subayı sahte pasaportlarla Trablus'a girerek, sahte pasaportlarla Trablus'a geçerek Trablus'u korumak için oralarda örgütlenme kurmak için nasıl bir çaba harcadılar. Yani devlet bile arkasında durmazken hepsi gidip burayı istihbari bir faaliyet çerçevesinde korumaya çalıştılar. Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenlerin kısaca Libya'nın 1911'de ne kadar önemli olduğunu, bugün Doğu Akdeniz hakları için ne kadar önemli olduğunu anlamak istiyorlarsa Mustafa Kemal'in Libya için yüklendiği misyonu kısaca bir gözden geçirsinler derim. Evet, Nebi, ben de sana